Şimdi ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Bunu çok merak ediyorum çünkü gerçekten. Ülke genelinde bakmamak lazım. Genel anlamda dünyada bakmak lazım. Yani çünkü çok başka başka cevaplar da çıkabilir. Evet. Biz Türkiye'de bence kadınlar olarak biz bir sıkıntımız, bir problemimiz olduğu zaman bunu konuşabiliyoruz rahatlıkla. Birinci grubumuz işte en yakın arkadaş grubumuz. Evet. İşte ailemizde annemizle falan ya da aile büyüğü olan bayanlarla, kadınlarla çok aramız rahat, çok evet, iyiyse çok onlarla dertleşebiliyoruz. Bu konudan hiç çekinmiyoruz, utanmıyoruz, sıkılmıyoruz. Araştırıyoruz. Sonra işte doktorumuza gidiyoruz, doktora da soruyoruz. Zaten bir kere şöyle, evet, bir alışkanlığımız var. Ben erkeklerde var mı yok mu bilmiyorum bunları. O yüzden soruyorum aslında. Evet. Bizim bir düzenli olarak zaten bir kadın doğum uzmanına kontrolümüz var mesela. Böyle bir bilinç içerisindeyiz, evet, ister istemez. Çeşitli belki korku ve endişelerle ya da ne bileyim çok kendine dikkat ediyorsundur. O yüzden böyle bir düzenli bir bilgi alışverişimiz var zaten. Böyle bir doktorumuz, evet, da var. Yani erkekler, soruyorum. Bir kere benim, ben öyle biliyorum, yanlışsa lütfen düzeltin. Yok, doğru. Kendi erkek arkadaşları arasında da çok fazla konuşmayı sevmiyorlar bildiğim kadarıyla. Bir sıkıntıları olduğu zaman çok mu geç geliyorlar size ya da ilk geldikleri insan mı siz oluyorsunuz? Ne ya kadar da tek doğru geldikleri bir insan, evet, mı siz oluyorsunuz? Bu doğru bir tespit. Genellikle geç geliyorlar. Erkek arkadaşlar arasında da bunu konuşuyorlar. Ama konuşurken problemlerinin olduğunu söylemiyorlar. Bir arkadaşımın problemi. Ve genelde de çok konuşmazlar. Babalarına da sormazlar. Kesinlikle, aynen. Babalarına, erkek kardeşlerine ve aile içinde de bunu çok fazla danışmıyorlar. Erkek arkadaşlarıyla konuşurken de arkadaş ortamında genellikle iyi yönlerini anlatarak hep konuşuyorlar. Ama sonradan bize geldiklerinde bazı problemleri nedeniyle şunu da çok net olarak söylüyorlar. Ben kendimi iyi olarak anlatmaktan artık sıkıldım, yalan söylemekten sıkıldım. Gerçekten benim bir problemim var ve ben bu probleme çözüm aradığım için sizin yanınızdayım diyorlar. Nihayet yani doğru yolu bulmaları bayağı bir zaman alıyor. Vakit alıyor. Özellikle bu tür tedavilerde erken teşhis gerçekten çok çok önemli. Tabii ki önemli. Burada tabii evlenene kadar olan dönem çok ayrı ama evlendikten sonra ekstra bir farkındalık geliyor erkeklere. Aslında sadece kendisine gelmiyor, eşine de bir farkındalık geliyor. Ve bazen erkekteki problemleri daha erkek tespit etmeden, anlayamadan eşi fark ediyor. Ve o erkeği aslında bilinçlendiriyor. Her 100 erkekten kaç tanesinde işlev bozukluğu var? Yani ne kadar yaygın ama biz size ne kadar ulaşıyor onu merak edin. Şimdi aslında şöyle bir bilgi vereyim. Tüm dünyada en sık görülen erkek cinsel işlev bozukluğu aslında erken boşalma. Bu bizim ülkemizde biraz daha yaygın olarak gözüküyor. %70'lerin üzerinde olduğu gözüküyor son çalışmalarda. Dünyada ikinci sık olarak gözüken cinsel işlev bozukluğu da sertleşme problemi. Bu da %70'e varan bir oranda şu anda gözüküyor.